Golvar.com'da dört büyük takımın haftalık köşe yazıları ve güncel spor haberleri mevcut. Birçok spor içeriğine Golvar.com'dan ulaşabilirsiniz. Linki açıklama kısmında. Olimpiyatlar Türkiye açısından pek iyi geçmedi. Sizin de gözünüzden kaçmamıştır. Spora yaptığımız yatırımların meyvelerini yavaş yavaş topluyoruz. Ama baya bir yavaş. Olacak, olacak, olacak o kadar. Açılışından itibaren pek çok tartışmayla anıldı olimpiyatlar. Başta pek çok sporcunun cinsiyeti üzerinden kategorizasyonu epey sıkıntılıydı. Adil olmayan müsabakalar izledik. Tartışmaya mahal bırakmayan bir kategori var, o da basketbol. 2004'te yaşadıkları hezimetten sonra o az kadrolarını her seferinde olimpiyata gönderdiler ve şu ana kadar fire vermeden devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Son iki dünya şampiyonasında büyük hayal kırıklığı yaşadıktan sonra bu sefer az kadrosuyla ama gerçekten az kadrosuyla olimpiyatlara geldi Amerika. Jenerasyonunun en iyi oyuncularını ve bazıları tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant başta olmak üzere en önemli oyuncularını kadroya dahil ettiler. Kadroya giren ama sonra neden çıkarıldığı tam olarak tespit edilemeyen Kawhi Leonard, kadroya neden girmediğini bilmediğimiz Jaylen Brown gibi isimler de oldu. Hazırlık maçlarından itibaren bu takımı izledik. Başta uyum sorunları vardı. Bu Amerika kadrosuna kafa tutabilecek 2-3 tane takım vardı. Bir tanesi şu an dünyanın en iyi oyuncusu Nikola Jokic'in Sırbistan'ı, belki Avustralya ve belki Fransa. Fransa ve Amerika 2020'de de olimpiyat finaline çıkmışlardı. Amerika kazanmıştı. Daha önce 3 kere daha finalde karşılaşmışlardı. Amerika hepsini kazanmıştı. Yarı finaldeki Sırbistan-Amerika maçıyla başlamak isterim. Çünkü izlediğim en iyi basketbol maçlarından biriydi. Sırbistan 38 dakika boyunca gerçekten maçı kazanmaya yakın olan taraftı. Skor ve oyun üstünlüğünü ellerinde tuttular ama son 2 dakikada Amerika neden bölüm sonu canavarı olduğunu gösterdi. Turnuvanın genelinde çok iyi bir performans sergilemeyen Stephen Curry, Sırbistan maçında 36 sayıyla damga vurdu. LeBron James, Amerika'nın düştüğü bölümlerde takımı ayağa kaldırdı. Takımın zihinsel lideriydi. Ve bir de Joel Embiid'den bahsetmek gerek. Olimpiyatlar öncesinde hangi takımı seçeceği merakla beklenen oyunculardan biriydi. Embiid Fransa'yı seçmeye çok yakındı ama sonrasında Amerika'yı tercih etti. Ve olimpiyatlarda deplasmanı yaşayan yegane oyuncu oldu. Her maçta kötü tezahüratlara maruz kaldı. Ama bence bu onun oyununu büyütecek bir şeydi. Her maçta iyi oynadığını söyleyemeyeceğiz ama oynaması gerektiği yerde, ağırlık koyması gerektiği yerde koydu. Özellikle Sırbistan maçının sonunda. Ve tabii ki Fransa. Bir önceki olimpiyatta da yine finale yükselmişti ama burada bir artısı Wembanyama oldu. Ondan bahsetmesek olmaz. 20 yaşında ve çok büyük karakter ortaya koydu maçta. Amerika bir şekilde üstün olduğunu gösterdi dünyaya yine. Ancak makasın kapandığını hatta kafa kafaya geldiklerinde gördük. Yani büyük farklarla kazanamadılar bu sefer. Sırbistan maçı zaten erken final oldu. Fransa maçın sonuna kadar direndi ama Stephen Curry maçın sonunu getirdi. Stephen Curry, LeBron James ve Kevin Durant 2010'ların, 2020'lerin en önemli oyuncuları. Stephen Curry'nin dünya şampiyonluğu var ama bu ilk olimpiyatlarıydı, altınını aldı. Kariyerinin ilk olimpiyat altınını kazanan Stephen Curry, her şey hayal ettiğim gibi, hayal ettiğimden daha fazlası. Bu oyuncu grubuyla bunu başarmak çok keyifli. Hepimiz ABD basketbolunun dominasyonunu devam ettirmek için buraya geldik. KD'nin 3 altını alışında izlemiştim. Gördüm, izledim ve nasıl hissettirdiğini hayal ettim. Şu an bu altın madalya boynumda olduğu için minnettarım. İlkini aldım. KD'yi yakalamaya 3 kaldı. Kevin Durant 4 olimpiyatta da yer aldı. Olimpiyat oyunlarında bir takım sporunda 4 altın madalya kazanan ilk erkek sporcu oldu. 2012 Londra ki bence gelmiş geçmiş en iyi kadro. 2016 Rio, 2020 Tokyo ve 2024 Paris. Turnuvanın MVP'si beklendiği üzere LeBron James oldu. Ya son iki maça baktığımızda aslında Stephen Curry de olabilirdi diyebiliriz aslında ama turnuva genelini düşündüğümüzde LeBron James'in hak ettiğine şüphe yok. Turnuvanın en iyi beşi Dennis Schröder, Stephen Curry, LeBron James, Victor Wembanyama ve Nikola Jokic oldu. Final maçının 10 Ağustos 2024'te olması da güzel bir tesadüfü beraberinde getirdi. Kobe Bryant'ın 3 forma numarası da bir araya gelmiş oldu. Bu arada Yabusele'nin LeBron'un üstünden vurduğu poster neydi öyle ya?
Dünyada basketbol kalitesinin yükseldiğini artık hiç şüphe yok. Şu an dünyanın en iyi 5 oyuncusunun 4'ünün Avrupalı olması tesadüf değil. Fakat şu an Avrupa'nın en büyük sorunu guard yetiştiremiyor oluşu. Her takımda bu sorunu gördük. Bizde çok uzun süredir var zaten. 2024 olimpiyatları sona erdi. Umarım bir sonraki olimpiyatta Türkiye eksiklerini görür ve diğer tüm sorunlarıyla beraber hatalarından ders almayı başarır. Ben Alihan Olcar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.